TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Kayseri-Malatya yolunda 21 kişinin yaralandığı işçi servisiyle kamyonetin karıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayseri-Malatya yolu Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde MA idaresindeki kamyonetle KD yönetimindeki işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı. Her gün artan araç fiyatları endişeleri de beraberinde getiriyor. Sattığı aracın yerini alamamaktan korkanlar takas yoluna giderken satıcı ile alıcı arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip eden vatandaşlar Anadolu Otogalericiler sitesinin yolunu tuttu. Sıfır araç için bütçesi yetmeyenler ileride fiyatlar daha da yükselecek endişesiyle sıkı pazarlık içerisine giriyor. 115 iyi abi. Ben 130 dedim zaten üzerine. Adam 120 yazıyor, tamam, 120 ile 110 dedi. 100 lirası var diyor baba. 100 lirası adam, 15 daha oluyor. 15'inde oğlu koyuyor. 15'inde biz koyacağız. Işte. Hayır olsun, 115'e veririz. Elindeki aracını satıp model yükseltmek isteyenlerse takas yolunu tercih ediyor. Uyguna verdik ama yapacak bir şey yok. İhtiyaç vardı. İhtiyaçtan dolayı sattık arabayı. Arabam temizdi, dosta gider arabaydı. Masrafı da yoktu. Her şey güzeldi arabamın. Hayrını görsün, güle güle binsin inşallah. Valla biraz pahalı geldi de şimdi yani bu şeyde de piyasalarda da yani anca ya ederleri bu. Modeli biraz düşük ama araç temiz yani. Teşekkür ederim. Arabam güzel ya, arabamız sıkıntısı yok. Arabamız inşallah bir tane de ustamıza göstererek hayırlı olsun dedik zaten. Ben buna 260 lira diyorum normalde fiyatını. Arkadaşlar gelmiş kırmayalım diye 250 dedik, o da takasa girecek. Takas fiyatımızdan beraber işte üstüne 130 lira dedik biz de araca, Broadway'e. Bu şekilde takasımıza gelip aracımızı vereceğiz. Hayırlısı. Fiyatların her geçen gün daha da yükseldiğini, araç alamaz hale geldiklerini söyleyen vatandaş, elindeki aracı sattıktan sonra yenisini alamayacağı korkusunu da yaşıyor. Vallahi fiyatlar diğerinin üzerinde şu anda. Tabii şu an dedikleri 250'den başlıyor. Bütçene göre değişen fiyatlar. Ne kadar bir bütçe ayırdınız? Vallahi şu anda benim 250 civarında bir bütçem var. Peki son dönemlerdeki artışları neye bağlıyorsun? Artık son dönemlerdeki artışlar artık enflasyona bağlı mı diyelim veya sıfır arabalar gelmiyor diyorlar, onlara mı bağlı? Yani tam net olarak bir şey yok ama artışlar var yani. Son gelen zamlar karşısında balıkçı esnafı da isyan etti. Satışların yarı yarıya düşmesi sonrası keyfi kaçan balıkçılar kara kara düşünmeye başladı. Denizlerde av yasağının kalkmasına henüz 2 ay var. Yasakla birlikte tezgahlarında sadece kültür balıklarına yer veren Sivas Caddesi balıkçılarının dayanacak gücü kalmadı. Vallahi işte sezonu bekliyor. Sezonu da 2 ay kaldı. Kültür balıklarına devam. Vallahi işleri de piyasaya da biliyorsunuz düştü. Havalar bir şekil, insanlar bir şekil olmaya başladı. Ama böyle giderse keyfimiz yok çünkü iş yok. Millet kurban diyor, balık pahalı diyor. Böyle giderse keyfimiz çok düşük. Sezonu bekliyor, sezonda da olursa Allah yüzümüze bakar. Son gelen zamlarla birlikte satışlarda büyük oranda düşüş yaşandığını belirten balıkçılar kara kara düşünüyor. Gördüğünüz gibi sezon içinde olmadığımız için balık çeşitlerimiz az. Bir de yaz mevsiminden bu kadar balık olur. Çeşitlerimiz normal. Zaten Kayseri'de de balık pahalı diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Balık yemiyorlar. İnşallah sezonu bekliyoruz. Sezonumuzda 2 ay kaldı. Ondan sonra tuzlu su balıkları gelir. Bunlar kültür balıkları olduğu için biraz daha uygun. Balık satışlarından umduğunu bulamayanlarsa kar açığını kapatmak için tezgahlarında meyve ve sebzeye de yer vermeye başladı. Meyve geliyor, sebze geliyor. Hal duman. Artık meyve satışına da başladı. Ne yapak, iş yok. Hale gidiyor, mal alıyor. Bir kayısının orada kilosu 45-50 milyon.
Biz kaça satacağız? Vatandaş kaça yiyecek bunu? Bu hafta balık fiyatları ise şu şekilde oluştu. Fiyat zaten şu an hamsi satıyor, dondurulmuş sattığımız için. O da kıştan kalma 50 lira geçen senenin parası, aynı para. Somon var, somon biraz yükseldi. 80-90 liradan 100 liraya çıktı. Çupra levreklerimiz biraz arttı. O da ister istemez ekonomiye bizi de etkiliyor. Ondan dolayı değişen bir şey yok. Develi ilçesinde meydana gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini gösteren yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. İlçede su taşkınları nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura dışarıda yakalananlar korunmak için kapalı alanlarda beklerken trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Erenköy Mahallesi'nde sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağayı başarılı bir çalışmayla kurtardı. Yine Argıncık Mahallesi'nde çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa da itfaiye tarafından kurtarılarak su ile serinletilip doğaya bırakıldı. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi sulama kanalında bir kaplumbağanın sıkışması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışmayla kurtarılarak yaşam alanı olan doğaya bırakıldı. Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde çıkan arazi yangını sonrası yangın içerisinde kalan kaplumbağa da kahraman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin yangından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinletip tekrar doğaya bıraktığı anlar amatör kameralara yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendiren Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı 17 istasyon, 56 araç ve 330 personelle yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken doğal afetlerin yanı sıra tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'in kızı Elif Ertekin hayatını Alpay Beyla ile birleştirdi. İstanbul'daki düğüne siyaset ve iş dünyası akın etti. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'in kızı Elif Ertekin Alpay Beyla ile İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Çiftin nikah törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özseseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda seçkin davetli topluluğu katıldı. Senden başlayalım. Ebru kızı Elif Merve Ertekin hanımefendi, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, kendi özgür iradeniz ile Şükriye Yeşim oğlu Alpay Beyla beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Yeşim oğlu Alpay Beyla beyefendi, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, kendi hür iradeniz ile Ebru kızı Elif Merve Ertekin hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Tabii ki evet. Genç çiftin nikahını kıydıktan sonra düğüne katılan protokol üyeleri mutluluklar diledi. Şahit oldum. Allah iki cihana saadet versin. Şahit oldum. Allah mesut bahtiyar etsin. Deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor.
uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuz Ekisi mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli yabancı turistlerle fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor. Develi ilçesinde bulunan Büyüleyen Mesire Alanı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mesire alanına 2 günde 2000 araç giriş yaptı. Sultan Sazlığı'nın kuzey girişi Erciyes'in güneyinde bulunan ve Erciyes'ten akan buz gibi suyla adeta cennet bahçesini andıran Büyüleyen Mesire Alanı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Enes Buyuran ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da ziyaret ettiği Soysallı Mahallesi'ndeki Büyüleyen hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 2 günde 2000 aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği alanda vatandaşlar isterse piknik yapabiliyor. Büyüleyen'e piknik için gelen vatandaşlar da burayı çok sevdiklerini söylüyor. Gerçekten tabiat olarak harika bir yer. İlçede sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi Kıranardı Mahallesi'nde 1 kilometreye yakın yeni asfalt yol çalışması yapıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanmış ya da deformasyona uğrayan cadde, sokak ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfaltla yolları vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçemizde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına program çerçevesinde devam ediyoruz. Melikgazi olarak hedefimiz, ilçemizin tüm mahallelerinin de yol standardını yükseltmek, her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Şu anda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Asfalt ve yama için yenilediğimiz ekipmanlarımız ve yeni araçlarımızla beraber kısa zamanda daha seri ve daha çok iş prensibiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Kıranardı Mahallesi'nde 1 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaparak mahalle halkını yeni yollarına kavuşturdular. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Koca Sinan Belediyesi Otogalericiler Sitesi'nin girişinde bulunan ve Koca Sinan Bulvarı'nın yanındaki katılım yolunun altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Yoldayız. Katılım yolundayız. Burasını yol yenileme... Otogalericiler Sitesi'nin asfaltını Başkan Çolak Bayraktar döktü. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Otogalericiler Sitesi'ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolak Bayraktar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. Onlara baklava ikram eden Başkan Çolak Bayraktar, asfalt finişerlerine binerek asfalt serüvenini gerçekleştirdi. Koca Sinan Bulvarı'nın yanındaki bypass yoldayız. Katılım yolundayız. Burasının yol yenileme çalışmaları için, altyapı çalışmaları için başlamış olan süreç artık asfaltlama çalışmalarında son durumdayız. Başkan Çolak Bayraktar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurguladı. Ve bu bölgedeki Kaleci Sitesi'ne gelen müşterilerin yoğun bir şekilde kullanmış olduğu bu yol hizmete açılmış olacak. Sağlıkla kullanılmasını diliyorum.
Talas Belediyesi ilçe tarımına yönelik katkılarına bir yenisini daha ekledi. Tarımda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan Talas Belediyesi, tarım alanlarının ilaçlanmasını insansız hava aracıyla yapmaya başladı. Talas Belediyesi tarafından daha önce ekimi yapılan tarım arazilerinde hem verimli bir ilaçlama gerçekleştirmek hem de zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada 760 dekar alan drone ile ilaçlandı. Uygulamayla ekili alanların üzerinden traktör veya başka bir araçla geçilmediğinden %6 gibi bir oranda da ürün kaybı engellenmiş oluyor. Talas Belediyesi'nin ilçede bir ilki gerçekleştirerek başlattığı uygulama hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerinin altını çizerek bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Başkan Yalçın, hasadın en verimli şekilde olmasını amaçlıyoruz. Drone ile ilaçlamada ekinleri çiğnemeden işlem yapılması önemli bir avantaj. Bu aynı zamanda ülkemiz için de milli gelirin heba olmaması demek. Zamandan, yakıttan tasarruf sağlayacak bir uygulama. Tarımsal kalkınma yolunda ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi. Bu olur. Güzel bir şey. Ekinleri çiğnemeden yapılması bizim için de avantajdır. Türkiye için de milli gelir, milli servetin heba olmaması adına. Zamandan da çok tasarruf ediyordur. Ondan sonra belki daha az mazot tüketiyordur traktöre göre. Bunların hepsini hesaplayarak bu kalkınma yolunda ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ bünyesindeki gençlik merkezlerinin yaz okullarında, ilçe sosyal yaşam merkezleri yaz okulunda ve sanat ve mesleki eğitim kurs merkezleri ve yaz döneminde birbirinden farklı kurs, ders ve etkinliklerle öğrencilerin yazlarını keyifli ve verimli geçirebilmeleri adına birçok kurs açtı. KAYMEK, yaz okulları ile öğrencilerin tatil süreçlerinde daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak adına birbirinden farklı kursları ile öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri ve yaz tatilini verimli geçirebilmeleri adına gençlik merkezlerinin yaz okullarında, ilçe sosyal yaşam merkezleri yaz okulunda ve sanat ve mesleki eğitim kurs merkezleri yaz döneminde önemli etkinlikler ve eğitimler düzenliyor. KAYMEK kurs merkezlerinde 2023 yılı yaz döneminde 9 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile 18 farklı alanda 79 farklı branşta 3667 kursiyere eğitim veriyor. Ayrıca bu dönem bir ilk olarak TOKİ, Erkilet ve Beyazşehir kurs merkezlerinde çocuklara özel branş kursları düzenliyor. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara resim sanat eğitimi, etkinliklerle Kur'an-ı Kerim eğitimi, 9-13 yaş aralığındaki çocuklara etkili ve hızlı okuma, 10-14 yaş arasındaki çocuklara İngilizce A1 seviyesi temel bilgisayar eğitimi, 11-14 yaş arasındaki çocuklara diksiyon eğitimi, 14-17 yaş aralığındaki çocuklara ise pastacı çırağı, saç örme ve saç şekillendirme, temel robotik kodlama eğitimiyle çocukların sanatsal becerileri ve kişisel gelişimleri desteklenme amacı güdüyor. KAYMEK Kurs Merkezleri Müdürü Denizhan Burhan, 3 Temmuz itibariyle yaz dönemine başladıklarını ifade ederek, bu dönem 11 farklı birimde 39 tesiste 52 noktada hizmet verdiklerini dile getirdi. 52 noktada hizmet veriyoruz ama yaz dönemi daha bir başka. İlgi de inanılmaz fazla. Biz sanat ve mesleki eğitim kurslarımızda, uzaktan eğitim merkezimizde, gençlik merkezlerimizde, aynı zamanda ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde toplamda 30'un üzerinde tesisimizde ciddi anlamda bir eğitim hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerin arasında sanat ve mesleki eğitim kurslarımıza 7000 başvuru yapıldı ama biz 3700'ünü kabul edebildik. Diğer taraftan 79 farklı branşımız vardı. Çok özel kurslar da açtık bu yıl sanat ve mesleki eğitim kurslarımızda. 8-17 yaş aralığında çocuk ve gençlerimize özel sanat ve mesleki kurslar açtık. Etkili hızlı okuma, yağlı boya resim, efendim işte Kur'an-ı Kerim değerleri eğitimi, pastacılık çok önemliydi bizim için bunlar. Şu an bulunduğumuz koridorda sınıflarımızın tamamı dolu ve vatandaşlarımızın yüksek bir teveccühü var. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Bu yıl 7.sü düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu Avrupa'nın en yüksekte biten dikey koşusunda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda yarışmacılar Erciyes Tekir Kapısı'nda finişe ulaşırken yarışmanın ödül töreni ise yine Tekir Kapı'da gerçekleştirildi. Türkiye başta olmak üzere Amerika, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan toplamda 230 atletin katıldığı Erciyes Dağ Maratonu'nun ilk gününde etap koşuldu. Bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcı Kapı'da 2400 metreden başlayıp koşarak Otum'un tesisi üst istasyonda 3400 metre irtifada finişe ulaşmak için Erciyes'in volkanik tepelerine meydan okudu. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Navil Şuamuk Hametov birinci, Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay ise üçüncü, kadınlarda ise birinci Anastasia Nikoleva, ikinci Rezada Galyemova, üçüncü ise Halide Kayı olmuştu. Atletler organizasyonun ikinci gününde 64K, 45K, 25K, 12K etaplarında kıyasıya mücadele etti. Gerçekleşen 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanırken zorlu parkurlardaki yarışta dereceye girenler belli oldu. Müsabakalar sonunca dereceye giren atletlere ödülleri verildi. Efendim haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.